Merhaba arkadaşlar, merhaba. Ne yaptık? 29 günde TYT Türkçe'nin 5. günündeyiz gençler. Kaynağımız da burada, soruları buradan alıyoruz. Haydi bakalım, önce ne yapalım? Şu paragrafta yapın neymiş sorularını görelim, sorular üzerinden gidelim. Sonra arkadaşlar bir ödevle size bu konuyu var ya çok güzel böyle harmanlatacağız. Haydi başlayalım. Gençler, paragrafta yapı, aslında yapı 6 bölümde inceleniyor. Biz hemen özeti geçelim. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden bir başlayalım bakalım. Şimdi bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Gençler, eğer giriş cümlesinin ne olduğunu biliyorsan bu soruları yapmak işten bile değil. Ne yapalım? İki paragrafa ayıracağız bunu. O zaman giriş cümlesini bulalım. İkinci paragrafı o cümleyle başlatacağız. Başlatalım abi. Tuz kadim kültürlerinden beri, kadim kültürlerden beri paha ve değere sahip bir madde olarak karşımıza çıkar. Altay Türkçesinde tuz getirmeye gitmek anlamına gelen tusta bar deyimi aynı zamanda ölmeye gitmek anlamına gelir mesela. Bak şimdi, tuz ve tuz burada anlamsal olarak devam ediyor. Doğru mu? O halde herhangi bir sıkıntı yok. Tuzdan bahsediyor. Burada da Altay Türklerindeki tuzdan bahsediyor. Herhangi bir problem yok. Buradan bölemeyeceğim. Çünkü diye bölebilir miyim paragrafı? Yani bir paragrafı çünkü ile başlatabilir miyim? Çok zor ihtimal arkadaşlar. O zaman burası da kafadan değil ama anlam bütünlüğünü sağlayabilmem için hepsini okumam lazım. Cevaba ulaşmam lazım. Çünkü bölgede nadir bulunan tuzu getirmek için çok tehlikeli bir yolu aşmak, ölümü göze almak gerekirmiş. Tuz kelimesinin dildeki kullanımları onun için onun önemini ifade etmesi açısından ilginçtir. Konuşamadım. Gençler, burada tuz kelimesinin dildeki kullanımları derken, şimdi burada tuzun öneminden bahsetti. Tuzun Altay Türklerindeki deyiminden bahsetti. Uzak bölgelerde olduğu için tehlikeli yollar aşılması gerektiğinden bahsetti. Burada dildeki kullanım, yani etimolojisine girdi. Bak, farklı bir kavrama girdi mi hocam? Güzel. O zaman ne olacaktır? Cevabımız C'nin olacaktır. 4'ten böleceğiz. Bak, devam et. Aynı objeler devam edecek. Mesela buradaki dildeki anlam var ya, diğer öncüller de dildeki anlamından devam edecek. Latince tuz anlamına gelen salarium kelimesi, İngilizce'deki maaş, salary kelimesinin kaynağıdır. Görüyor musun bak? Kelime anlamlarından devam ediyor. Türkçe'de pahalı anlamında tuzlu denmesi tesadüf olabilir mi? Romalı askerlere maaş olarak tuz verildiği de akla geldiğinde para, yani değer ile tuz arasındaki ilişki daha da belirginleşir. Kelime anlamlarından devam etti. Gördünüz mü arkadaşlar? Haydi bakalım devam edelim. Hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? Bakalım. Roman yazmaya başlamadan çok önce şiirler yazıyordum. Bu olabilir. Ama bir kalsın bakalım. Şiirlerini beğenmediğimi söylememin başka bir çok nedeni var. Şiirlerini beğenmediğimi. Bunun bir öncesi var arkadaşlar. Onun şiirlerini veya senin şiirini beğenmediğimi söylememin başka bir çok nedeni var. Bir neden söylemiş, başka bir çok nedeni de var. Doğru mu? Adana gitti. Roman yazmanın da kendi içinde böyle zorlukları var olduğu doğrudur. Böyle zorlukları. Zorlukları açıklamış. Doğru mu? İlk hikayemde bu şiirlerim gibi bir dergide yayımlandı. Bu şiirlerim gibi gitti. Öncesinde şiirlerini söylemiş. Eleştirmenler hikayeciliğimi söylediğim sebeplerle şiddetle eleştirdiler. Söylediğim sebepler. Hocam, sebepler söylemiş. Bunun öncesi var. Adana'ya baktığımızda ne diyor? Roman yazmaya başlamadan çok önce şiirler yazıyordum. Şimdi bunun altına inşa edecek. Doğru mu? Haydi bakalım. Hangisi bir paragrafın son cümlesi olamaz? Sonuç kısmı değil mi? Olayların sonuca bağlanması. Tarık Buğra'nın kahramanları toplumun içinde orta ayarda göstericisiz tiplerdir diyerek sözü bağlayabiliriz. Zaten çok belli etmiş arkadaşlar. Sözü bağlayabiliriz demiş. Böyle günlerde saatlerce sohbet edilir, geç saatlere kadar oturulurdu. Bak, sonuca bağlamış. Yani işte böyle günleri açıklamış. Sohbet edilir saatlerce, geç saatlere kadar oturulurdu. Hadi bitirelim burada, oturalım. Çünkü bir yazar günlüğünün yayınlanacağını bilir ve ister istemez yazarken kendini frenler. Yani günlüğünün yayınlanıp yayınlanmadığı hakkında bilgiler vermiş.
bunu bilirmiş. Ondan sonra kendini frenler. Evet. Yani bu sonuç gelişme de olabilir bu mesela. Gelişme de olabilir ama sonuç olamaz da değil arkadaşlar. Sonuçta da hani böyle bitirebilir. Ama altına bir şeyler daha eklenebilirdi. Bu sonuç olamaz. Şey sonuç olabilir ama gelişme de olabilir. Yani onu ben size söyleyeyim. Konuşmasının sonunda salona derin bir sessizlik hakim oldu. Bak bu da mesela, bu da arkadaşlar nedir? Bir metinde gelişme bölümünde olabilir. Gelişme bölümünde olabilir. Ama sonuç bölümünde de olabilir. Ya demek ki daha yırtıcı bir şey arıyoruz. Gözlemlediğim aksaklıkları kimin güceneceğine hiç bakmadan sıralamak istiyorum. Bak işte böyle bir sonuç olamaz. Belliydi yani şu iki şıktan daha yırtıcı bir şey geleceği belliydi arkadaşlar. Aksaklıkları kimin güceneceğine hiç bakmadan sıralamak istiyorum. Böyle sonuç cümlesi olabilir mi? Sıralamak istiyorum bitti. Sıralasana mübarek. Anladın mı demek istediğimi? Siz mükemmel insanlarsınız. Hadi devam edelim. Gençler paragraf oluşturma. İşte bu soru kalıplarıyla çok fazla karşılaşıyorsunuz. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar bu KPSS tarzı soru kalıbıdır. Burada da bizim karşımıza 2012 yılından itibaren çıkmaya başladı. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinden sonra yani lale merakı adeta bir çılgınlık halinde almıştı artık cümlesinin getirilmesi en uygundur. Bakalım. Lale Avrupa'ya 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'dan gitmişti. Özellikle Hollanda ve Almanya'da tülbent kelimesinden bozma tulip adıyla aranır hale gelmişti. 17. yüzyılın başlarında zengin bir adamın lale koleksiyonunun bulunmaması zevksizliğin bir göstergesi olarak kabul edilirdi. Merakı hala gelmedi. Merakla ilgili bir şey söylemedi. 36'da nadir türlerin satışını gerçekleştirmek üzere Avrupa'nın önemli bazı kentlerinde borsalarda lale pazarları kuruldu. Yani lale merakı yok. Bir lale soğanına buralarda bütün servetini yatıranlar oluyordu. Yani lale merakı adeta bir çılgınlık. Bak, bütün servet ifadesi çılgınlığı bağlar arkadaşlar. Ne olacak? 5'ten sonra getireceğiz biz bunu, değil mi? Yani hepsini topladı, topladı, topladı. Bütün servetini yatıranlar oluyordu. Yani lale merakı adeta bir çılgınlık haline. Bütün servetini yatırmak çılgınlık değil midir bir laleye? Doğru mu? Haydi bakalım. Gençler ne demiş? Bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olmalıdır? Bakalım hızlıca şu cümleleri bir okuyalım. Gençler, haydi bakalım. Önce bunun nedeni anlaşılmamış, sonra bak. Önce bunun nedeni, bu birinci cümle olamaz. Sonra bakıcıları durumu fark etmiş. Isınan havalarla birlikte menüden soğan çıkarılınca maymunlar da çığırından çıkmış. Bir olabilir, ama olmayabilir. Bekletelim. Meğer maymunlar bir olamaz. Soğuk kış günlerinde bakıcılarının soğuk algınlığına dirençli olmaları için verdiği soğana bağımlı hale gelmişler. Bir olamaz, onu biliyoruz. Birazdan hepsini şimdi iki aklımızda ama bir kalsın, net konuşmuyoruz. Bakalım kendilerine verilen mevsim menüsündeki muz, kivi, papayayı yemeyerek duruma tepkilerini göstermişler. Tamam, bu da bir olamaz, onu biliyoruz. Bir gün bir hayvanat bahçesindeki maymunlar aniden toplu olarak açlık grevine başlamışlar. Hayda bak, bir kendini çok belli etti. Çok net belli etti. Hadi giriş yapalım. Bir gün bir hayvanat bahçesindeki maymunlar aniden toplu olarak açlık grevine başlamışlar. Hocam, açlık grevine başlamışlar. Sebebini az çok okuduğumuzdan anlıyoruz, değil mi? Sebebi az çok belli. Neydi? Hani soğan yemeye alışkanlık haline getirmişler ama soğan vermemeye başlamışlar. Ne yapalım? Önce bunun nedeni anlaşılmamış. Sonra bakıcılara durumu fark etmiş hocam. Önce bunun nedeni anlaşılmamış. Bak, hayvan grevine başlamışlar. Önce bunun nedeni anlaşılmamış. Sonra bakıcıları durumu fark etmiş. Isınan var menüden soğan çıkınca maymun da çığırından çıkmış. Meğer maymunlar soğuk kış günlerinde. Şimdi ısınan havalar soğuk kış günlerinde. Hangisinden hangisine gideceğiz? Önce soğuk kış günlerinden gideceğiz. Bak, durumu fark etmiş. Meğer maymunlar soğuk kış günlerinde bakıcılarının bak bakıcıyla bakıcıyı yapıştırdın mı buraya gençler? Buradaki bakıcıyı gördün değil mi?
Bağlama unutma. Bakıcılarının soğuk algınlığına dirençli olmaları için verdiği soğana bağımlı hale gelmişler. Hocam üçü de aldık mı buraya? Üçü de aldık. Devam edelim. Kendilerine veren mevsim menüsündeki... Yok, daha durma tepki gösterecekler. Bir saniye dur, daha öncesi var bunun. Isınan havalarla birlikte menüden soğan çıkarılınca maymunlar da çığırından çıkmış. Doğru mu hocam? Maymunlar da çığırından çıkmış. Kendilerine verilen mevsim menüsündeki muz, kivi, papaya yemeyerek durma tepkilerini göstermişler hocam. Galiba bu şekilde sıraladık. Ne oldu? Cevabımız Denizli oldu. Gençler, önce hızlı bir şekilde okuyoruz. Sonra giriş, gelişme, sonuç kavramlarına uyarak ona göre bir sıralama yapıyoruz. İçerisindeki anahtar kelimeleri gör. Bakıcıyı al buradan. Ondan sonra bak, soğan çağrışımlarını bul, bil. Tamam mıyız? Haydi bakalım. Ne diyor? Bu parçanın anlatımındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır? Hocam önce bir parçayı okuyalım. Biz de bilelim. Biz de bilelim nerede nasıl bir bozukluk var. Ona göre bir değişiklik yaparız. Yavru kanaryalar yumurtadan çıkmadan önce babalarından uzaklaştırılıyor. Bunun nedeni yavru kanaryanın ötmeyi babasından öğreniyor olması. Bunun nedeni yavru kanaryanın ötmeyi babasından öğreniyor olması. Allah Allah. Uzaklaştırılması ve babasından öğreniyor olması. Niye uzaklaştırılıyor ki önce? Dur bakalım, burada bir problem var. Bu süre içinde kanaryanın hem cinsi ya da başka bir kuş türünün sesini duymaması sağlanıyor. 3 ay sonunda bülbül ötümüne yeteneği olan yavrular bülbül gibi ötmeye başlıyor. Yavru kanaryaya yaklaşık 3 ay süreli her gün 24 saat sadece bülbül namesinin. Ha işte bak. Tamam. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şu 5'e bak. Yavru kanaryalar yumurtadan çıkmadan önce babalarından uzaklaştırılıyor. Bunun nedeni yavru kanaryanın ötmeyi babasından öğreniyor olması. Ne yapacak? Kanaryalara bülbül sesi öğreteceklermiş arkadaşlar. Her gün yürüyorsa bülbül namesi dinletiliyor. Tamam. Hani babasından uzaklaştırılmasının sebebi doğrusu olanmış. Yani bülbül sesinin öğretilmesi sebebiyleymiş. Ne oldu arkadaşlar? Olması. Yavru kanaryaya yaklaşık 3 ay süreli her gün 24 saat sadece bülbül namesi dinletiliyor. Sebebi burada. Hocam yakaladık burayı değil mi? Ne oldu? 5. cümle 2. cümleden sonra gelmelidir. Bak bundan sonra eğer şu 2'den sonra 5'i getirirsen mevzu çıkıyor değil mi ortaya? Şimdi diyorsun ki ulan baba niye uzaklaştırılıyor? Sonra anlıyorsun ki bak 5. cümlede yazıyor onu. Bülbül namesi dinletiliyor. O yüzden uzaklaştırılıyor. Anlaştık mı? Çok güzel bir soruymuş ya. Cevabımız da olacak. Nedir ne olacak? Devam edelim. Numaralı cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Şöyle 1... 2 arkadaşlar şunu arıyoruz değil mi? Sonra 3 4 diye devam edecek. Bakalım. Çünkü internet öğrencileri çok meşgul etmektedir. Böyle başlamaz paragraf. Bunu biliyoruz. Ancak bu amacı gerçekleştirme böyle de başlamaz sürecinde okuma alışkanlığı bazı teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenmektedir. Bundan dolayı demiş böyle de başlamayacak. Öğrenciler okumaya ayıracakları zamanı internette harcamaktadır. Okumayı öğrencilerin ömür boyu sürdürecekleri bir alışkanlık haline getirmelerini sağlamak eğitimin amaçları arasındadır. Hocam bu bire çok iyi göz kırpıyor. Çok iyi bir göz kırpıyor. Bir kalsın bakalım. Bu gelişmelerden olan kitle iletişim araçları bu gitti. Hocam o halde dördümüz bir. Doğru mu? Güzel. Şurayı da bir okuyalım. Bu gelişmelerden olan kitle iletişim araçları özellikle de internet okumayı engellemede etkin rol oynamaktadır. Şimdi bir daha bir okuyalım bakalım. Okumayı öğrencilerin ömür boyu sürdürecekleri bir alışkanlık haline getirmelerini sağlamak eğitimin amaçları arasındadır. Ancak bu amacı gençler, şuradaki amacı yakaladık mı? Güzel. Buradaki amaçla bir bağlaştır bakalım. Ne dedik? Anahtar kelimelere dikkat. Bu soruları bu mantıkla var ya, bedava çözersiniz arkadaşlar. Ancak bu amacı gerçekleştirme sürecinde okuma alışkanlığı bazı teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenmektedir. Hocam ikinci cümlemizi de bulduk. 2 olarak bulduk. Zaten cevap yine 2'miş ha. Bak 2 oldu.
Güzel. Bunda gelişmelerden olumsuz etkilenmektedir. Evet. Şimdi gençler burada direkt internete geçemez. Ne yapacak? Önce o teknolojik gelişmelerden bazılarını sıralayacak. Bunlardan biri nedir? İnternet arkadaşlar. Engellemede etkin rol oynamaktadır. Çünkü internet öğrencileri çok meşgul etmektedir. Bundan dolayı öğrenciler okumaya ayıracakları zamanı internette harcamaktadır. Sonuç cümlesi de burası. Ancak biz cevabımıza ulaştık. Anahtar kelimeleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu anahtar kelimelerle var ya cevaplara tak tak ulaşırsınız valla. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturulabilmesi için numaralanmış cümlelerin hangilerinin yeri değiştirilmelidir? Bakalım gençler. Her yazınsal yapıt bir düzen düşüncesinin sonucudur. Kurgulamada yazarın tuttuğu yol yapıtın yapısını belirler. Yazınsal yapıtta kompozisyon alacağı biçim ve bunun gerçekleştirilme teknikleri kurgulama ile ilgilidir. Bu da sanatçıdan sanatçıya değişir. Yapı ise yapıtın bütün ögeleri arasında kurulan uyum, denge, iç düzen ve organik bütünlükten ortaya çıkan kompozisyondur. Yani kurgulama yapıtın yazıldığı andan bitirildiği ana kadar geçen süreçte gösterilen her türlü etkinliktir. Şimdi gençler, benim burada anlamadığım bir şey var. Yazınsal yapıtta kompozisyon alacağı biçim ve bunun gerçekleştirilme teknikleri kurgulama ile ilgilidir. Bu da sanatçıdan sanatçıya değişir. Yani kurgulama, yapıtın yazıldığı andan bitirildiği ana kadar geçen süreçte gösterilen her türlü etkinliktir. Yapı ise yapıtın bütün ögeleri arasında kurulan uyum, denge, iç düzen. Bakın arkadaşlar, buradaki anahtar kelime ne? 3'teki kurgulama. Burada kurgulamayı anlatıyordu. Burada yapıya geçti ama burada kurgulamaya devam ediyor. Kurgulama kısmına devam ediyor. Burayı beraberce yakalayabildik mi arkadaşlar? Bakın şu anahtar kelimeleri kaçırmayın. Bu burada devam etmemeli. Şunlar bir yer değiştirsin bakalım. Bir yer değiştirin abi. Sen bir yapıya geçtin, sonra tekrardan bir daha kurgulamaya geçtin. Ne alaka? Kel alaka. Kel alaka. Ay. Devam edelim gençler. Şimdi paragraf tamamlama. Şimdi gelelim paragraf tamamlamaya gençler. Şimdi ne yapalım? Paragrafı tamamlayabilmek için öncelikle paragrafın özünü anlamamız lazım. Orayı hızlı bir şekilde okuyalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Sonrasında neyin nereye geleceğini biliriz. Neyin neyden sonra gelmesi gerektiğini, neyden önce gelmesi gerektiğini biliriz. Ama öncelikle paragrafı bir okumamız lazım. Numaralanmış yerlerin hangisinden sonra, bak dikkat et, hangisinden sonra yıllarca arkadaşlık edip de gerçeği anlamayabilirsiniz. Cümlesinin getirilmesi en uygundur. Bakalım. Hayatta bazı insanlar vardır ki oldukları gibi davranmazlar. Kendilerini gizlerler insanlarla ilişki kurduklarında. Karşıdaki kişinin beklentilerine göre seçerler oynayacakları rolü. Kendilerini kişinin görmek istediği konuma getirir. O tarz kişilik özellikleriyle donatırlar rol gereği. Bütün hayatları boyunca böyle farklı kılıklarda yaşayanlar vardır. İçlerindeki bunların asıl yüzlerini, asıl hallerini görmek çok zordur. Yazık ki iş hayatında ya da sosyal yaşamında böyleleri tarafından aldatılan birçok insan vardır. Şimdi bak gençler, bakın gençler, burada anlatılmak istenen konu belli. Hani kişinin gerçek yüzünü bilemeyebiliriz. Zaman belirler gibi bir şey söylemek istiyor. Dikkat. Şimdi şu dörde dikkat et. Bütün hayatları boyunca böyle farklı kılıklarda yaşayanlar vardır. İçlerindeki bunların asıl yüzlerini, asıl hallerini görmek çok zordur. Şimdi bütün hayatları boyunca yıllarca arkadaşlık edip de gerçeği anlamayabilirsiniz. Yıllarca arkadaşlık etmek. Bak, asıl birbirine en yakın olan kısımları gördünüz mü? Bütün hayatları boyunca böyle yaşarlar. Sen yıllarca arkadaşlık edip de gerçeği anlamayabilirsin. Yazık ki iş hayatında ya da sosyal yaşamında böyleleri tarafından aldatılan birçok insan vardır. Sonuç kısmını buraya bağladı. Ne yapacağız? Bu numarayı bak, metni bir kere bir okuyacağız. Paragrafı bir kere bir okuyacağız. Sonra bunun geleceği en doğru yeri seçeceğiz. Şuradaki bütün hayatları boyunca uzun bir zaman dilimi, yıllarca uzun bir zaman dilimi, bunları birbirine bağlamayı bileceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Haliyle cevabımız ne olacak bizim? Denizli olacak. Bu parçanın anlam akışına göre numaralı cümlelerin hangisinden sonra dikkat ediyorsun. Kime ne anlatmak istediyse konuşmak yerine bu oyalı yemenisiyle anlatmış cümlesi getirilebilir. Oyalı yemeni.
Bakalım. Dünyaya farklı bakan kadın erkeğin kılıç yapmakta kullandığı demiri tığ yapmış, iğne yapmış. Sonra rengarenk iplikleri parmaklarına sarmış, yüreğindeki ümidi, derdi, endişeyi katıp ilmek atmış. İp markaları bile kınalı ellerin arasında çiçek açmış, avuçlarından karanfil dökülmüş, gül yaprağı serilmiş. O becerikli ellerin sahipleri kendi eserleri olan oyalı yeminileri serin geceler gibi başlarını örtmüş. Kimi zaman kocasına sevgisini, kimi zaman kayınvalisine derdini söylemiş. Bak dikkat. Gençler ne dedik biz? Ne dedik? Anahtar kelime bulacağız. Oyalı Yemeni. Başka bir yerde Yemeni geçti mi? Yemeni nerede geçti? Söyle bakayım bana. Söyle nerede geçti? Dörde bir baksana. O becerikli ellerin sahipleri kendi eserleri olan oyalı Yemenileri serin geceler gibi başlarını örtmüş. Kime ne anlatmak istediyse konuşmak yerine bu oyalı Yemenisiyle anlatmış. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın metni bir kere okuyacaksın. Sakın ha, bunu şöyle çözen öğretmenler ve öğrenciler var maalesef. Bir, hemen ardından bu cümleyi okuyor. İki, ardından bu cümleyi okuyor. Hayır. Önce metni bir okuyorsun. Tamam mıyız? Ondan sonra en uygun yeri zaten metni okuduğunda anlayacaksın. Haydi bakalım cevabımız Denizli diyelim ve devam edelim. Paragrafı ikiye bölme arkadaşlar. Aslında birkaç tane soru çeşidini, örneğini çözdük bunun. Ne yapacağız paragrafı ikiye bölerken? İlk paragrafı bulacağız. İkinci paragrafı, o ilk paragraf, hani ilk giriş cümlesiyle başlayacaktır. Bakalım. Paragraf ikiye ayrılmak istense numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bakalım. Uygarlık tarihinin gelişiminde sanatın ve sanatçının önemi en azından bilim adamlarının, büyük düşünürlerin, siyasetçilerin önemi kadardır. Sanatçı çağdaş uygarlığın bugünkü duruma ulaşmasına belki de bu kişilerden daha büyük katkı sağlamıştır. Hocam bu kişilerden dediğine göre birle bir bağlantısı var. Burası ikinci paragraf olamaz. Kalsın. Çünkü demiş, çünkü sanatçı yapıtlarıyla insanın hiç görmediği dünyaları göstermiş. Bu da insanın yeni dünyalar yaratmasını sağlamıştır. Hocam çünküyle başlamayacaktır, çok zor ihtimal. Geçtik. Sanatın kişi ile çevresi arasında denge sağlamak gibi çok önemli bir işlevi var. Ha, bak şimdi burada sanatçı, burada sanat arkadaşlar. Fark ettin mi? Burada sanatçıdan bahsediyordu. Burada sanata geçti. Yeni bir işe geçti. Yeni bir olguya geçti. Nerede bu dört? Nerede? Ceyhan'da. Gördünüz mü? Ne olacak? Burası benim paragrafımın ilk cümlesi olacak. Anlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Bak burada sanatçıdan bahsediyorken burada sanattan bahsetmeye başladı. Haliyle burası bizim yeni bir paragrafımız olacaktır. Doğru mu? Haydi bakalım devam edelim. Paragrafın akışını bozan cümle. Arkadaşlar akış bozan cümleler paragrafın İç metniyle, kendi özüyle çelişen ifadelerin veya farklılıkların kullanılması. Bakalım. Araştırmalar çağdaş insanın kendisinden bahsetmeyi geçmiş çağların insanına göre daha fazla sevdiğini gösteriyor. Araştırmalar çağdaş insanın kendisinden bahsetmeyi geçmiş çağların insanına göre daha fazla sevdiğini gösteriyor. Kişilerin düşüncesinde aileden aldıkları eğitim önemli bir rol oynuyor. Üstelik bugün artık eskisi gibi ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz yaklaşımı da geçerli değil. Kendisinden bahsetme özgüven göstergesi, ilişki kurma becerisi olarak yorumlanıyor ve kişiye değer katıyor. Öyle ki bazen nitelik ötekilerden üstün olanlar bu anlayışı benimsediği, övünmediği için geri plana itiliyor. Gençler burada kendilerinden bahsetmek, kişinin kendisinden bahsetmenin geçmiş çağlar ve günümüzdeki rollerinden bahsetmiş. Ancak ben şu ikiyi oturtamadım ya. Kişilerin düşüncesinde aileden aldıkları eğitim önemli bir rol oynuyor. Ne alaka? Yani kendisinden bahsetmeyle şu kısım ne alaka? Burası metne oturmuyor. Haliyle cevabımız 2 numara, yani Bursa olacaktır. Bakalım hangisi akışı bozacak arkadaşlar? Cumhuriyet dönemi Türk resminde önemli bir yeri olan şair, yazar, ressam, heykeltıraş Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun tabloları 10 yıl aradan sonra İzmir'deki Anıt Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Ay sonunda açılacak olan sergide sanatçının aile koleksiyonunda bulunan resimleri yer alıyor. Sergi bir ay boyunca, bak sergi hepsi birbirine bağlı. Ziyaret edilecek. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde açılacak sergiler ve düzenlenecek söyleşilerle ünlü ressamlar halka anlatılacak. Sergiye yoğun ilginin olması halinde bu süre daha da uzatılacak. Gençler Anadolu'ya nereden geçtik ya? Anadolu'ya nereden geçtik abi? Ne olacak? Cevabımız Denizli olacak.
Cümlelerin yerini değiştirme arkadaşlar. Anlamlı bir bütün oluşturulmak istense hangilerinin yeri değiştirilmelidir? Bakalım. Gerçek kendisini zor teslim eder. Çünkü canlıdır ve değişkendir. Bu sebeple gerçekle girilecek savaşın sonu yoktur. Canlı ve değişken olduğu için de yakalansa bile sürekli elimizde kalmaz. Çünkü canlı ve değişkendir. Canlıyı buraya al. Canlı ve değişken olduğu için de yakalansa bile sürekli elimizde kalmaz. Bu sebeple gerçekle girilecek savaşın sonu yoktur. Bu savaşın sonu sürekliliğindendir. Bak, savaş hop 5'te. Fark ettin mi? Canlılık hop 2'den sonra. O zaman ne yapalım? Şu 3 ve 4'ü yer değiştirelim mi arkadaşlar? Bir yer değiştirin demek istediğimi anlayacaksınız. Ne oldu? Cevabımız Denizli. Anahtar kelimeleri unutmayalım gençler. Evet, düşüncenin akışını düzeltmek için hangileri yer değiştirmeli bakalım. Büyük eserler aradan yüzyıllar geçse de zevkle okunabiliyor. Günümüzde Yunus'un şiirlerini duymayan var mı? Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen. Hatta Yunus'un daha iyi anlaşılmasını sağlamış. Ama ne sağlamış? Dur bakalım. Burada bir eksiklik var. Şurada bir eksiklik var. Duymayan var mı? Eyvallah, yok. Yunus'un daha iyi anlaşılmasını sağlamış. Ne sağlamış bilmiyoruz. Şu üç değişecek, onu biliyoruz. Bak, şu gider, şu gider. Geçen yüzyıllar Yunus gibi büyük sanatçıların eserlerinden hiçbir şey götürmemiş. Ha, bak şimdi. 2'den sonra gel buraya. Yüzyıllar geçmesine rağmen şu yüzyılları gördün mü? Buradaki yüzyılları gördün mü? Anahtar kelimeyi yakaladın mı? Geçen yüzyıllar Yunus gibi büyük sanatçıların eserlerinden hiçbir şey götürmemiş. Hatta Yunus'un daha iyi anlaşılmasını sağlamış. O yapıtlarını sadece kendi dönemi için oluşturmuyordu çünkü. Ne oldu arkadaşlar? Şu 3-4 nerede 3-4? Heh, burada. 3-4 yer değiştirecek. Doğru mu? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Demet Akalın bitti. Evet arkadaşlar. O zaman 5. günün de sonuna geldik. Kendinize çok cici bakıyorsunuz. Hemen açıp 40 paragraf sorusu. Hemen değil pardon. Bir yarım saat 40 dakika dinleniyorsun. Çay molası veriyorsun. Şöyle bir uzanıyorsun. Sonra hemen 40 soruyu çözüyorsun. 40 soruyu çözmeden günü bitirmek yok. Sabah mı izliyorsun? Geceye kadar çöz. Gece mi izliyorsun? Yatma, uyuma. O 40 soruyu çözülecek. O 40 soru çözülecek. Cici bakın kendinize. Görüşmek üzere.